videonun giriş kısmında detaylı bir teorik teknik bilgi verdikten sonra bu rölemizin testlerini yapacağım. Toroid rölenin çalışma mantığı aynı kaçak akım rölelerinde olduğu gibidir. Toroid içerisinden geçirilen dengeli yük ise 3 faz, dengesiz yük ise 3 fazla birlikte nötr iletkeninden geçen akımların oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Eğer sisteminizde faz toprak ya da koruma iletkeni veya nötr toprak ya da işte koruma iletkeni arasında bir hata akımı geçiyor oluyorsa, yani akımın bir kısmı toroidin dışarısından devresini tamamlıyorsa, toroid üzerinde bileşke manyetik alan artık sıfır olmayacak ve ayarlanan değeri ayarlanan süre kadar geçtiğinde röle kontakları konum değiştirerek güç anahtarlama elemanına açma sinyali verecektir. Bu konuda hazırlamış olduğum tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videom var. Eğer 5 saat 20 dakika sabırla izlerseniz çok daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Ama bu video toroid kaçak akım röleleri hakkında. Büyük güçlerde artık kaçak akım röleleri kullanamayız. Onun yerine toroid röleleri kullanılır. Toroid röle iki kısımdan oluşur. Birincisi oluşan kaçak akımın algılandığı toroid trofa kısmı. İkincisi ise kontrol rölesidir. Bu röle kaçak akım değerini ve işte bekleme zamanının ayarlanmasını, bunun sonunda açma sinyalinin verilmesini sağlar. Röle açma yaptığında, yani kontakları konum değiştirdiğinde genellikle bir MCCB, yani kompak şalterin ya uzaktan açtırma ya da düşük gerilim bobinini devreye alarak MCCB'nin trip konumuna düşmesini sağlar. Eğer anahtarlama elemanınız bir kontaktör ise kontaktörün enerjisini kesebilir. Rölenin kontakları ile eğer kullanıyorsanız otomasyon SCADA sisteminiz varsa input alarak hem açma yaptırma için hem de başka şekillerde bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Toroid içerisinden tüm fazlara ait ve varsa nötr iletkenine ait kablolar geçirilir. Kesinlikle topraklama, koruma iletkeni toroid içerisinden geçirilmez. Toroidi bağlayabileceğiniz bir başka noktada dağıtım trafosunun yıldız noktasından iki çıkış yapılır. Bunlardan bir tanesi mavi iletkenle hattınıza nötr iletken olarak bağlanır. Bir diğeri sarı yeşil kablo ile işletme topraklaması yapılır. İşte bu işletme topraklamasının kablosu üzerine bağladığınızda yine tesisinizdeki kaçak akım değerlerini görebilirsiniz. İşletme topraklaması üzerine yapılan bağlantı dağıtım trafosunun çıkışına bağlanacak olan MCCB'nin toroid rölesi için geçerli olacaktır. Sağ içerisindeki MCCB'ler için bu bağlantı geçerli olmaz. Doğru bir ölçüm alabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Kablolar mümkün olduğunca toroidin ortasından geçirilmelidir. Kabloya göre aşırı büyük toroid kullanılması duyarlılığı düşürür. Uygun olan toroid kablo çapının 2 misli civarında olmalıdır. Videonun yan kısmında da görüyorsunuz. Federal Elektrik'te dairesel ve kare olarak çeşitli çaplarda toroidler ne yapmakta bulunmakta. Kablo bükülerek yön değiştiriyorsa toroidin girişinde ya da çıkışında mümkün olduğunca toroid bu büklüm yerinden uzak montaj edilmelidir. İşte toroidi mümkün olduğunca kuvvetli manyetik alanlardan uzak konumlandırınız. Büyük güçlü trafo, şönt seri, reaktör, motor gibi cihazlardan uzak tutunuz. Toroid ve röle bağlantısı yapılan kablonun mümkün olduğunca parazit ve gürültülerden uzak olması gerekli. Bunun için ara bağlantı kablosunu kısa tutun ve mümkünse ekranlı kablo kullanın. Güç iletkenlerinden uzak tutun. Özellikle güç kablolarıyla paralel montajından kaçının. Şimdi rölemizin üzerinde neler var? Ona bakalım. AUX LED'i var. Röle 200 verdiğimizde bu LED yanar. Burada trip LED'i var. Bu röle açma vermişse, yani kontaktörü konum değiştirmişse buradaki trip LED'i yanar. Şurada delay LED'i var. Ayarlanan kaçak akım değeri işte aşıldığında buradaki delay LED'i yanar ve ayarlanan bekleme süresini saymaya başlar. Bu süre sonunda trip LED'i yanar, delay LED'i söner. Trip LED'i yandığında da zaten kontaklar ne yapmıştır? Konum değiştirmiştir. Mevcut kaçak değerlerinin yüzde cinsinden verdiği burada LED'lerim var. Şurada ayarlamış olduğum kaçak değerinin %10'u, 20'si, 40'ı, 60'ı, 80'i aşıldığında buradaki LED'ler yanacaktır. Rölemiz 30 mA'dan 30 ampere kadar kaçak akım değerlerini ayarlayabiliriz. Bunun için iki komütatör potu kullanacağız. İki tane komütatör kullanacağız. Çarpan komütatör 1'deyken rölemiz 30-300 mA aralığında, 10'dayken 300-3000 mA aralığında, 100'deyken 3 amper ile 30 amper aralığında ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. Çarpan komütatörü ayar komütatörümüzün miliamper mertebesinde kaç misli ayarlayacağımızı belirler. Şurada ayarladığım değerle şu çarpanı ne yapmam lazım? Miliamper mertebesinden
çarpmam lazım. Gecikme ayar komütatörüyle kaçak akım miktarı aşıldıktan sonra rönenin kontaklarının konum değiştirmeden önce bekleme süresi ayarlanır. Tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videomda sıralı üst üste bağlanan develerdeki kaçak akım rölelerinin hem akım hem de zaman açısından setçiliğe uygun olması gerektiğinden bahsetmiştim. Rölenin akım ve zaman ayarlarında bu setçilik göz önüne alınmalıdır. Burada ise beklemesiz inst ya da 3000 milisaniye yani 3 saniye kadar bir ayarlama yapabiliriz. Test butonu şurada. Rölenin çalışıp çalışmadığı kontrol için kullanılır. Aynı kaçak akım rölelerindeki test butonunun görevini görür. Yanlış basmaları engellemek için test işlemini gerçekleştirirken test butonuna işte 2-3 saniye boyunca basmanız gerekir. Delay LED yanar ve 3 saniye sonra trip LED yanarak kontaklar, rölenin kontakları konum değiştirir. Reset butonu ne işe yarıyor? Test butonu ile ya da arıza nedeniyle rölenizin kontakları konum değiştirdi, trip LED yanıyor, kaçağı bulup düzelttiniz. Daha sonra röleyi tekrar kurmanız gerekiyor. İşte bunun için reset butonuna basıp rölenin kontaklarını ilk konumuna geri getirmeniz gerekiyor. Daha sonra MCCB kompakt şalterinizi trip konumundan 10 konumuna kuruyorsunuz. Rölenin kontakları reset konumunda ilk konuma geri getirmediğinizde kompakt şalterini uzaktan açtırma ya da düşük gerilim bobinine aç sinyali vermeye devam edeceği için kompakt şalterinizi kuramazsınız. Ayrıca kaçak arızanız devam ediyorsa röle tekrar bekleme süresi sonunda açma verecektir. Bu nedenle arızanın giderildiğinden emin olmanız gerekli. Üzerinde bu sembol tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videomdan hatırlayacağınız üzere toroid rölenin A tipi olduğunu bana söylüyor. Şimdi klemenslere göz atalım. Klemensleri bir inceleyelim. Röleniz eğer 220 AC voltla besleniyorsa 1-2 nolu klemenslerle rölenizi besleyeceksiniz. Eğer olur ya 110 voltla besleme yapılıyorsa 1 ile şuradaki 8 nolu klemensle 110 volt için rölenizi besleyeceksiniz. Reset işlemini röle üzerinde değil de işte örneğin pano kapağının üzerine montajını yaptığınız butondan yapmak isterseniz 3-4 nolu klemenslere normalde açık bir buton bağlayacaksınız. 3 orta kuştur. Şu 3 orta kuş. Butona gittik. Geldik 4'e. Reset işlemini için dışarıdan kullanacağım buton. Test işlemini rölenin işte üzerindeki test butonundan değil de örneğin pano üzerindeki bir montaj yaptığınız butondan yapmak istiyorsanız 3-5 nolu klemensleri kullanıyorsunuz. İşte burada da 3 orta kuş, 3'ten çıktınız, test butonuna gittiniz, normalde açık buton. Daha sonra getirip nereye bağlıyorsunuz? 5 nolu klemense bağlıyorsunuz. Eğer dışarıdan reset ve test için buton kullanmıyorsanız bu klemensleriniz boş kalacak. Turet'ten gelen kabloyu buradaki 6-7 nolu klemenslere bağlanır. Burada herhangi bir yön ya da polarite söz konusu değildir. Eğer kablo bağlantınız yapmaz iseniz ya da kopar ise üzerindeki şurada yüzdelik ledler flaşör gibi yanıp sönecek, hata olduğunu söyleyecek. Bu bana işte bağlantıyı tekrar düzelttiğinizde 2 saniye sonra sönerek normal çalışmasına devam edecektir. Röle ayarlanan değerin %50'sine geldiğinde ön uyarı kontakları konum değiştirir. Bu kontakların 9 orta ucudur. Şura. 10 normalde açığı, 11 normalde kapalı kontağıdır. Açma öncesinde hata akımının %50'sinde sizi bir lamba, bazer ile uyarı verebilirsiniz. Ya da işte otomasyon SCADA sisteminiz varsa buradan input olarak ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Rölenin açtırma kontakları, trip kontakları 12-13-14'tür, 12 orta kuştur, 13 normalde açık, 14 normalde kapalıdır. Toroid açma verdiğinde bu kontaklar konum değiştirecektir. Ne yapabilirsiniz bu kontaklarla? İşte MCCB kompakt şalterinizle enerjiyi kestirmek istediğinizde ya uzaktan açtırma bobinine, ki uzaktan açtırma bobini kullanıyorsanız normalde açık kontakları yani 12 ile 13 kullanacaksınız. Biraz sonra deneyde ben onları kullanacağım. Ya da düşük gerilim bobini varsa neydi? 12 orta kuştu, 14 normalde kapalıydı. 12-14 arası kullanacaksınız. İşte kontağı normalde kapalı kontağı açtığında düşük gerilim bobinisi ne yapacak?
açma verecektir. Ayarı nasıl yapacağız? Sistemimizdeki olağan kaçak akım miktarlarını biliyor muyuz? Biliyorsak buna göre yapabiliriz ama bilmiyorsak ve imkanımız varsa ölçmek daha sağlıklı olacaktır. Pens ampermetre ile toprağa giden koruma iletkenimizin normal işletme şartlarında akımını ölçsek olur mu? Olmaz. Birden fazla topraklama olabilir. Ayrıca tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videomda anlattığım gibi kapasitif kaçak akımları buradan bu şekilde ölçemeyiz. Varsa enerji analizörlerimiz üzerinden bu bilgiyi alabiliriz. Ya da işte toroidi bağladığımız yerdeki kablolara toroid gibi pens ampermetre bağlayabiliriz. Ampermetre az sığmıyorsa Roboski bobinli takılabilen ampermetreler var. Pens ampermetre diye geçiyor Roboski bobinli. Onu kullanabiliriz. Eğer toroid dağıtım trafosunun çıkışındaki MCCV'ye bağlanacak ise videomuzun önceki kısımlarında bahsettiğim gibi işletme topraklaması üzerinden pens ampermetre ile ölçüm yapılabilir. Ama tesisin içerisindeki birden fazla MCCV'lerden birine bağlayacaksak bu toroidi işletme topraklaması tüm kaçak akım değerlerini göstereceği için doğru olmayacak. Tüm bunları yapamıyorsak röleminizin kaçak akım değerini çarpan ile birlikte en büyük değeri olan 30 ampere ayarlayalım. Çarpanı buradan 100'e getirdik. Burada da zaten buradaymış. Şuradan da 300'e getirdiğimizi 30 ampere ayarlamış oluruz. Ve zaman da şuradan 3 saniye, 3000 milisaniye getirdik. Bu şekilde rölemizi devreye alırız. Devreye alır almaz eğer röle 3 saniye sonra açma veriyorsa kaçak akımlarımızın toplamı 30 amperin üzerindedir ve bu doğal bir durum değildir. Bu durumda tesisimizdeki arızayı bulup düzeltmemiz gerekir. Her şey yolunda. Bu durumda kaçak akım komütatörünü küçültebiliriz. Bunu kaçak akım ledlerine bakarak mevcut kaçak akımımızın %20 düzeyine gelene kadar yaparız. %20 ledi yandığında ayarı bu noktada bırakabiliriz. Ne yapacağız? Geldik. Örneğin biraz sonra ben yine bunu tekrar göstereceğim size ama işte %10 yanıyor. Buradaki komütatörü düşürerek, mevcut kaçak akım değerlerini %20 civarında getirip ne yapabiliriz? Bırakabiliriz. Zaman ayarını neye göre yapacaksınız? Bunun için toroid altında varsa diğer toroid röleleriyle zaman seçiline dikkat edilmelidir. Altındaki toroidin bekleme zamanının 2 ya da 3 mislini bu zamanı ayarlayabilirsiniz. Başka bir toroid yok, sadece kaçak akım röleleri varsa bu durumda zaman seçiciliği G, yani normal bir kaçak akım rölesinde en geç 40 milisaniyede açma yapar. S tipi seçici bir kaçak akım röleniz varsa 40-150 milisaniye aralığında bir zamanda bu açma yapacaktır. Alt tarafta S tipi kaçak akım rölesi olduğunu düşünelim. 300 bunun 3 misli 300-450 gibi bir zaman değeri yapar. Bu da işte 300-450 aralığında, milisaniye aralığında 400 milisaniyeye ne yapabilir? Buradan ayarlanabilir. Artık güncelleme zamanı gelmiş olsa da iş tesisatları yönetmeliğinde bu süreyi TN sistemlerde 5 saniye, TT sistemlerde 1 saniyeyi geçemez der. ISS standartlarında RCD'ler için yani kaçak akım röleleri için maksimum zaman değerleri verilmiş. Ama tiroid röleleri için maksimum zaman değerlerine ben rastlamadım. Eğer bilen arkadaşlar YouTube'daki videonun altına yorum alarak yazarsa sevinirim. Şimdi gelelim önemli bir soruya. ISS standartlarında 30 mA kaçak akım değeri insan koruma, 300 mA kaçak akım değeri yangın koruma eşiği olarak kabul ediliyor. İşte bu tiroid röleyi 300 mA'nın üzerinde ayarladığımız zaman insan korumayı geçtik, yangın korumaya dahi yapamıyor. Peki tiroid röleyi neden kullanmamız gerekli? Şöyle, tesisinizdeki kaçak akımları görmek isteyebilirsiniz. Normal işletme şartlarında kaçak akım değerleriniz ne? Tesisinizin hangi bölümleri devreye girdiğinde kaçak akım miktarları artıyor. Röle üzerindeki ledlerden bu konuda size bir fikir verecektir ve ihtiyaç duyduğunuzda ilgili bölüme yönelik çeşitli iyileştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Ama en önemlisi, tesisinizde kullandığınız koruma elemanının, mesela MCCB'nin faz-faz, faz-nötr arasında kısa devre açma hesabını yaparsınız. Bu değerlere göre uygun MCCB'yi seçersiniz. Yine faz-toprak arasında oluşabilecek kısa devre akımı hesaplanır. Ve özellikle topraklama direnci yüksek tesislerde MCCB'niz ya
mevzuat normlarında verilen zaman içerisinde açma yapamaz ya da hiç açma yapamaz. MCCB'nizin akım değerini tesisinizin çekmiş olduğu akım değerinin altında seçemeyeceğinize göre faz toprak kısa devrelerinde koruma elemanı olarak toroid röleyi de MCCB'nize, koruma elemanınıza eklemek zorundasınız. Yani ne yaptık? Hesabı yaptık. MCCB'niz kompakt şalterimizde tamam, faz faz en yüksek kısa devre akımı açıyor. Faz nötr onda da açma yapıyor ama toprak direnciniz yüksek. Faz toprak arasındaki bir kısa devrede MCCB kompakt şalterini de açma yapmıyor. Orada ne yapmanız lazım? MCCB akımını düşürmeniz lazım. Düşüremezsiniz. Tesisinin çekmiş olduğu bir akım var. Ona göre siz MCCB'yi oraya taktınız. İşte faz toprak kısa devrelerinde açma yaptıramıyorsanız ya da az önce verdiğim zaman değerlerinde açma yaptıramıyorsanız koçak akım rölesi kullanmanız gerekmektedir. MCCB'lerde açma eğrileri çizilir. LSI, G. Buradaki G bize faz toprak kısa devreleri ya da kaçak akımlarının açma, MCCB'nin açma eğrisini verir bana. Ya MCCB'nizde bu videoyu anlattığım gibi toroid röle ile bu özelliği kazandırabilirsiniz. Ya da Federal Elektrik'te F12B, F31B serisi MCCB kullanılarak bu özellik kompakt şalterinize standart olarak gelir. Bu seri MCCB'lerin üzerinde termik açma akım ayarı ve toprak kaçak akım değerinin ayarlayacağınız 2 adet komütatör bulunur. Diyeceksiniz ki Mehmet Hoca burası niye bu kadar kalabalık? Hepsini aynı video karesinde görebilmek için hepsini dip dibe koymak zorunda kaldım. Ve çok zor bir çekim yapıyorum. Buradaki dirençlerim şu anda dehşet derecede ısınıyor test yaparken. Hava da sıcak, ter içerisinde kaldım. Ama bu testi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada neler var? 2 adet direncim var. Yaklaşık 4'er amper akım çekiyor bunlar. Ve ben bunları kaçak yaptırmada kullanıyorum. Burada yaptırmış olduğum kaçağın değerini ölçtüğüm bir tane ampermetrem var. Burada bir tane voltmetrem var benim. Sizi yanıp yanıp sönüyor gibi görüyorsunuz ama normalde bu yanıyor. Ekran taraması ile ledlerin yanma hızı arasındaki farktan kaynaklı bu görüntü. Bu ön ihbar kontağı devreye girdiğinde burada 220 gerilim verecek bana. Yani ön ihbar kontağı girdiğinde L1'de ben burada 220'yi göreceğim. Burada reset ve test işlemlerini yaptırdığım uzak bağlantı butonlarım var. Burada benim toroidim var. Toroid kontrol rölem var. Toroid kontrol rölemin buradaki trip kontakları benim kompakt şalterimin, MCCB'min uzaktan açtırma bobinine bağlı. Yani kaçak yaptırdığım zaman önce şurada 220'yi gördüğümde %50'lik kaçak sınırını geçtik diyecek bana röle. Daha sonra %100'ü geçtikten sonra bekleme süresi kadar bekleyip ne yapacak? Kompakt şalterime açma yaptıracak. Şimdi ilk fabrikada siz röleyi kurdunuz ve ayar yapmanız lazım. Bu ayar dediğim gibi videonun içerisinde ölçerek yapabilirsiniz ya da işte veri alabileceğiniz bir veri varsa o verilerle yapabilirsiniz ama herhangi bir veriniz yok. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu şöyle yapacaksınız. Çarpan komütatörü şurada %, kaçak akım komütatörünü 300'e getirdim. 100 çarpı 300, 30.000 yani 30 amperlik kaçak akıma göre ayarlı. Şurada da zamanı 3000'e getirdim. 3000 milisaniyeye yani 3 saniye sonra açma yapacak. Şimdi bu işlemi hızlı yapacağım. Dirençlerim ısınıyor. Demin dediğim gibi dehşet derecede sıcak yapıyor bana. Ve şu anda mesela standart kaçak oluşturalım. 4.4 amperlik bir kaçak oluşturduk. Şu anda %10'larında, %20'ye gelene kadar bunu ayarlamam lazım. Zaman en büyük değerini alın. Bu zamanın seçiciliğini videoda anlattığım şekilde altında bulunan diğer toroid röleler ya da kaçak akım rölelerine göre yapacaksınız. Bunu %20'ye kadar ben ne yapıyorum? Küçültüyorum. Şu anda %20'yi gördü ama hangi dilimde gördü? %40'ı göreyim. %40'ı gördük. Şuraya geri aldım. Bu nerede? 125'te. 125 dediğim şey 12.5 amperde. Bu skala şu anda neydi? 30 amperde. 12.5 amperde şu anda benim kaçak akım değerim ve %20'lerinde bir doğal kaçağım olduğunu kabul ediyoruz.
bu kaçak miktarını bu şekilde ilk kuruluşta ayarladık. Ama ben ne yapacağım? Şimdi bazı testler yapacağım. Şu saatten sonra yapmış olduğum ayarlama tamamen benim buradaki testi yapabilmek için. Benim bunu bir %60, %40'lara çıkartmam lazım ki iki tane direncim var. İki tane dirençle ancak bunu yapıyorum. Hatta direncim biri devrede. Devreden %60'a alayım şunu. Geldim %60'a. Şu anda çıkarttım. Mesela benim ayarımın böyle olduğunu düşünelim. Ve sırasıyla önce %60 daha sonra %120'lik bir kaçak akımı oluşturacağım. Şimdi biraz sonra ilk 4 amperlik kaçağı oluşturduğumda şuradan ön ihbar kontaklarının devreye girip girmediğini gözlemleyeceğiz. Burası eğer 220 gösteriyorsa bana arıza ihbar kontaklarım, ön ihbar kontaklarım devreye girmiş olacak. Evet, girdi mi girdi. %60 yani %50'nin üstünde. Şimdi %100'ün üstüne çıkacağım ben. Ve bunu yaptığımda dikkat edin. Şuradaki delay LED'i yanacak. 3 saniye ayarlamıştım. 3 saniye bekleyecek ve tribe düşecek. Delay sönüp trip yanacak. Ve kompakt şalterim o ara açma yapacak. Yapalım. 1. Bekledi. Şu anda kompakt şalterime açma yaptırdı. Şu anda nerede benim? Şu kabloları da çıkayım. Oo, çok sağlam ısındık burada. Şu anda kompakt şalterim nerede? Trip konumunda. Nasıl kuruyorduk? Sıfıra çekiyorduk. Bir daha bire geçiyorduk ama kurulmuyor. Tekrar tribe düşüyor. Nedeni ne? Nedeni şu. Bakın burada hala kamerada gözüküyormuş. Öyle yapsam belki. Şu anda hala burada trip LED'im yanıyor. Trip LED'im yandığı için buradaki trip kontağım kapalı. Kontak kapalı. Buradaki uzaktan ışınma bobinine enerji vermeye devam ediyor. Ben kurmaya çalıştıkça uzaktan ışınma bobinine açma veriyor. Bu trip kontağını eski haline getirmem lazım. Onun için ne yapacağım? Şu üstte, şurada bakın reset var. Reset'e basıyorum. Tribi devre dışı bıraktım. Yani kontaklarım şu anda ilk haline geri geldi. Şimdi kurma işlemini ne yaptım? Yaptım. Kompakt şalterim kuruldu. Peki üzerinden bu test işlemini yaptırabilir miyiz? Üzerinden yaptıralım. 3 saniye bekledi. Ve tekrar ne yaptı? Benim MCCB'mi tribe düşürdü. Resetle ne yaptım ben bunu? Tekrar trip konumunu çözdüm diyeyim. Ya da kontakları ilk haline geri getirdim. Şimdi uzaktaki buradaki butonlarımla bu işlemi yapayım. Bakın bastım teste. Tribe düşürdü. Şu anda yine kuramam demin anlattığım gibi. Trip LED'ini söndürmem için buradaki reset, uzaktaki reset butonumu kullanıyorum. Kullandım reset'i. Yaptım. Trip LED'im söndü ve şu anda kompakt şalterimi kurdum. Zamanı kısaltayım. Daha hızlı açma yaptığını görün. Yine dirençleri devreye alacağım. 50 milisaniyelik bir noktada. Şu anda ilk kaçağı oluşturuyorum. 4 amperlik ilk kaçağı oluşturdum. Şimdi ne yapacak? Direkt 50 milisaniye içerisinde açma yaptıracak. Açmamı yaptırdı. Zaman farkında ne yaptık buradan? Görmüş olduk. Toroid relem benim. Şuradaki sembollerini görüyoruz. A tipiydi. A tipi olup olmadığını test edeceğim şimdi. Ne yaptım? Yüküme seri bir adet şurada diyot bağladım. Açık söyleyeyim bu diyodun akım değerleri, gerilim değerleri nedir? Dayanır mı, dayanmaz mı bilmiyorum. Biraz sonra göreceğiz. Yanmazsa demek ki dayanıyor demektir. Şimdi burada yer yok. Şöyle butonun üstüne bırakıyorum güvenli bir şekilde. Bir de bilmediğim başka bir şey daha var. Buradaki ampermetrem True RMS mi? Şu anda yarım dalga bir doğrultma yapmış oldum aslında ben. Eğer True RMS değilse yani çok abuk sabuk bir değerler gösteriyor olabilir. True RMS ise az önceki testimdeki değerlerin yaklaşık yarısını alacağım. Şu anda ilk kaçağım bir oluşturayım bakalım. Evet, yarısını aldım. Şu anda normalde %60'lara gelmesi lazımdı. Şu anda nerede? %40'larda. En azından ilk testte şurada ön kontakların, ihbar kontaklarının çalışmadığına bakalım.
Geçtik. Evet, ön ihbar kontakları da devreye girdi. İyi, Allah'tan true RMS'miş ölçü aletim benim. Şimdi açma yaptırabilmem için ne yapmam lazım? Akım değerini biraz daha küçülteceğim. 7,5. Şurada 50'yi aldım. Bakalım şimdi ne yapacak? Evet, şimdi ilk kaçağımı yaptırayım bakayım. İlk kaçağımı yaptırdım. %40, hatta şurada %50'leri hafif hafif bana göz kırpıyor. %50'yi geçtiğim için ön kontak, ihbar kontakları da devreye girdi. Şimdi %100'ü geçeceğiz ve 50 milisaniye içerisinde, şurada ayar öncekinden 50 milisaniye kalmıştı. Kalsın, sorun değil. Açma yaptıracağız. Evet, direkt ne yaptı? Açma yaptırdı. Burada ne yaptım? Diyodumla ben aslında bir yarım dalga doğrultma yaptım. Yarım dalga doğrultmada da rölemin şurada verilmiş olan bir sembol var. Bu rölenin A tip kaçak akım rölesi gibi çalıştığı, yani DC bileşenlerde de belli bir noktaya kadar DC bileşenlerde de çalıştığını gösteriyordu bana. Tüm detaylarıyla kaçak akım rölesinde bu semboller ne anlamlara geliyor, limit akım değerleri nelerdir, onlardan bahsetmiştim. Tekrar oraya dönüş yapmayacağım ama bu bana DC bileşenlerde de açma yaptığını gösteriyordu. Şu anda yarım dalga doğrultmayla ben rölemi test ettim. Evet, burada sembolle verdiği gibi DC bileşenlerde benim rölem açma yapıyor. Şu anda sizlere son bir deneme daha yapmak istiyorum. O nedenle masanın üstünü boşalttım. Şuradaki yüzdelik ledlerinin yanıp sönmesini görebilirsiniz diye burada zoom yaptım röle üstüne kamerayı. Videonun başında neden bahsetmiştim? Şu röle ile toroid arasındaki kablo koparsa ya da takılmazsa ne olur demiştim. Evet, kopardık. Gördüğünüz gibi buradaki ledler yanıp sönmeye başladı. Bu bana, umarım kameradan görebiliyorsunuz, bu bana toroid ile röle arasındaki bağlantının koptuğunu gösteriyor. Bağlantıyı tekrar sağlayacak olursak o ledler sönecektir. Söndü. Bu videoda böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Özellikle toroid kaçak akım rölesi neden kullanmam gerektiği konusunda bir sonraki videoda görüşmek üzere.